hem eski genel başkanı bulunduğum Emek Partisi'nin karar organları hem de milletvekili olarak temsil ettiğim Halkların Demokratik Partisi'nin yöneticileriyle değerlendirmelerimiz oldu. Bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tabii çok olağanüstü koşullarda bir seçime ülkemiz götürülüyor. Bunun arkasında hemen herkesin artık kabul ettiği, teslim ettiği 7 Haziran seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı ve AKP yönetimi tarafından kabul edilmeyişi var. İstediği sayısal çoğunluğu, milletvekili temsiliyetini elde edemeyen ve başkanlık rejimini gerçekleştiremeyen Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi ülkeyi böylesi olağanüstü koşullarda bir seçime götürüyor. Bu bir dayatma ve süreç o günden bugüne de tamamen antidemokratik şekilde işledi, işliyor, işlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeniden savaş başlatıldı. HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin 7 Haziran seçimlerindeki elde etmiş olduğu başarı, halk desteği ve çözüm, barış, halkların eşit gönüllü birliği için vermiş olduğu çabaların halk tarafından karşılık görmüş olmasını saray çevresi bir türlü hazmedemedi. Ve ne yazık ki bugün memleketi bu şekilde kaos ortamına, gerginlik ve çok açık halka karşı ilan edilmiş bir savaşla seçime götürerek buradan yeniden seçim sonuçları, değişik seçim sonuçları elde etmeyi hesaplıyor. Biz bu hesabın tutmayacağını düşünüyoruz. Çünkü halkımızın, halklarımızın büyük bir çoğunluğu barışı, kardeşliği, hiçbir gencimizin değil ölmesini, gözünün yaşının akmasını istemiyor. Yaşam hakkı en kutsal hak ama yaşam hakkı öncelikle devlet yönetimi tarafından her gün ihlal ediliyor. Ülkenin Kürt illerinde, bölgede, işte bugün Yüksekova'da da olan gelişmeler, hemen her yerde bir olağanüstü hal ve halka karşı yürütülen operasyonlar söz konusu. Seçilmiş yöneticiler öz yönetime dair, özerkliğe dair görüşler ileri sürdükleri iddiasıyla tutuklanıyorlar. Ama bunun bir de terse dönmesi söz konusu. Bu savaşı başlatanlar geri dönüp bu savaşın kendilerini vurduğunu, kendi politikalarını boşa çıkarttığını her gün görüyor. Artık asker polis cenazelerinde yakaran insanlarımız, yüreği yanan acılı insanlarımız bu savaşın sorumlularını teşhir ediyor. Kim için başlatıldı bu savaş? Bu masa niçin devrildi? Bu çözüm süreci, 3 yıldır süren bu süreç niye artık bitti denilip silahlılar konuşmaya başladı? Bugün de öncelikle benim de diğer HDP vekilleri arkadaşlarımızın, eş başkanların yaptığı çağrı gibi öncelikli dileğimiz, çağrımız, talebimiz bu haksız savaşın, halka karşı yürütülen savaşın derhal durdurulması. Kürt halkı adına, Türkiye halkları adına, demokrasi, özgürlükler adına mücadele ettiğini söyleyen her kimse, her gücünde bu savaşın tarafı olmaması gerektiğini ben de buradan bir kez daha söylüyorum. Evet değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan bizleri de teveccüh etmiş HDP'li 3 vekil arkadaşımıza, bunlardan birisi de benim, bakanlık görevi tevdi etti. Kabul edip etmediğimizi saat 6'ya kadar bildirmemizi rica ettiler. Biz de bir taraftan halkımızla, sizler aracılığıyla bu değerlendirmemizi paylaşacağız. Öbür taraftan resmi görüşümüzü de kendilerine ileteceğiz. AKP hükümeti ve aslında bir numara diyebileceğimiz Sayın Cumhurbaşkanı, yani
seçimlere ben mi giriyorum ki hep benim üzerime geliyor diye hala bugün konuşan Cumhurbaşkanı, muhtarlar toplanıyor, başbakan müftüleri topluyor. Bir düşünceyi, bir felsefeyi, bir devlet anlayışını, bir politikayı adım adım uyguluyor, topluma empoze ediyor, toplum içerisinde örgütlüyor bu çalışmalarıyla. Evet, seçime kendisi giriyor. 7 Haziran'da da böyleydi, 1 Kasım'da da böyle bugün içerisinde bulunan süreç. Ve ben inanıyorum ki 7 Haziran seçim sonuçları ortaya çıktığında bugüne kadar geldiğimiz süreç ve 1 Kasım'a kadar işleyecek süreci 8 Haziran'dan itibaren AKP kurmayları planladılar. Ve bu senaryoları adeta simülasyon üzerinde uygulayarak yürüttüler, yürütüyorlar. Özel güvenlik bölgeleri ilan edilmesi, iç güvenlik yasasının devreye sokulması, cenazede canı yanan insanların feryat figan sözlerinin hakaret sayılıp tutuklanmaları ve bir dizi hukuksuzluk. Anayasa yok, hukuk yok, teamül yok. Her şey Cumhurbaşkanı, Başbakan ikilisinin iradeleri ve keyfiyetleri çerçevesinde yürütülüyor, uygulanıyor. Ve şimdi bizim katılmamızı istedikleri anayasa gereği tekrarlanacak bir seçimin yürütülmesinde görev alacak seçim hükümetinde aslında bu işleyişin bir devamı olacağı çok açık. Hem halka karşı yürütülen savaş, hem baş gösteren ekonomik kriz, işte kamu emekçileriyle imzalanan toplu sözleşmedeki örnekte olduğu gibi sosyal haklar açısından, hem ülkedeki halkları refaha, huzura, ortaklaşmaya kavuşturacak bir dil tersine nefret söylemini hala sürdürüyor olmaları açısından, hala HDP'yi düşmanca hedef gösterir halde olmaları aslında bu hükümetin aynı çizgide iş yapacağını, görev yapacağını gösteriyor. Teslim edelim, kabul edelim ki mevcut yeni oluşturulacak hükümette ana işlevi, görevi bu olacaktır. Her tür hukuksuzlukla, keyfiyetle, entrikayla arzu ettikleri sonucu elde etmek için her şeyi göze almak. Ama bu hepimizden kaybettiriyor, çok açık. Her bakımdan kaybettiriyor. Canımızdan, geleceğimizden, birliğimizden, ortak yaşamımızdan. Bizim temsil etmiş olduğum Emek Partisi'nin de esas kaygısı budur. Sevgili arkadaşlar, bölgede olanlar tabii hayli kaygı verici. AKP hükümeti çok açık. Kürt hareketine, demokrasi, barış isteyen güçlere, HDP'ye tuzak hazırlıyor. Ve bugün hükümette anayasa gereği temsil edilen HDP'nin oradaki varlığını bile içine sindirmekten çok çok uzakta. Demokrasi kültürü kesinlikle yok. Yılların teamülü Kılıçdaroğlu'na işlemedi. En küçük bir saygı gereği parti yönetimlerine önerecekleri vekillerin isimleri sorulmadı. Başbakan benim hakkımdır, her şeyi ben belirlerim. Benim anayasal yetkimdir deyip işin içerisinden çıkmaya çalışıyor. Sıkıntılı bir süreçteyiz sevgili arkadaşlar. Bu süreci, bu gerginliği, bu savaş ortamını tırmandırarak seçimden prim elde edeceğini hesaplayan, kuran bir iktidar aklı var. Ve bu iktidar, bu siyasi iktidar canlar pahasına bundan vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Emek Partisi olarak biz bu politikayı hiçbir zaman onaylamadık. Halkların Demokratik Partisi olarak da elbette hiçbir zaman onaylamadık. Bileşeni olduğumuz, ittifak gücü olarak katıldığımız, hep birlikte kader ortaklığı yaptığımız güçler, demokrasi güçleri bu dayatmaları, bu entrikaları, bu
teslim alma politikalarını hiçbir zaman kabul etmedi. Halka sığındık, halktan destek alarak bunların işlevsiz olması için bir çaba içerisinde olduk. Bundan sonra da bu süreç böyle olacak, böyle işleyecektir. Ama bu savaşı durdurmak hepimizin görevi. Barış bloğunun hepimizi içine alan, kucaklayan, Türkiye halklarının bugün geleceği için çaba sarf eden, barışımız için çaba sarf eden bloğun çağrıları önemli. Bugün bile bu haksızlık, bu kirli operasyonlar derhal durdurulmalı diyoruz. Hükümete, devlet yönetimine, siyasi iktidara çağrımız budur. Böyle oldukça elbette şimdi bu hükümetin devamı olarak gördüğümüz, bütün antidemokratik işleyişi dayatmalarıyla kural tanımayan, HDP üzerinde de böyle bir baskı kurmaya çalışan, bu halka saldırı hükümeti karakteri taşıyan, geçici de olsa bu seçim hükümetinde görev almayı doğru bulmuyoruz. Kurucu genel başkanı olduğum ve Halkların Demokratik Partisi, ittifak kurduğumuz partisinde de milletvekili olarak temsil edilmiş olduğum bu çalışma içerisinde kararımız bu yönde teşekkül etti. Zannederim kısa bir süre önce Emek Partisi'nin yetkili kurulları da bu açıklamayı yaptı, bu görüşü. Biz HDP parti yönetimiyle de paylaştık. Dolayısıyla Sayın Başbakan'a bu görevi kabul etmediğimizi, bu gerekçelerle kabul etmeyeceğimizi süresi içerisinde bildirmiş olacağız. Seçim elbette önemli. AKP, Sayın Cumhurbaşkanı, bütün bu kaos ortamında, kan ortamında ülkeyi daha gerginleştirerek taşıdığı bu seçim ortamında elbette elde edilecek sonuç önemli olacak. HDP'nin bu geçici seçim hükümetinde varlığı elbette bütün bu gerginlikleri gidermek, bir temsiliyeti sağlamak adına önemli ve anlamlı elbette. O çabalar son derece anlaşılır çabalar. Bunu da bir kenara not etmek gerekiyor. Dileğimiz bu süreçte savaş isteyenlere karşı 1 Kasım'da acilleştirilmiş, olağanüstü hale getirilmiş, öne çekilmiş, oldu bittiye getirilmek istenen antidemokratik dayatmalarla süren bu seçimde halkımızın savaş güçlerine cevabını vermesi, bu oyunları bozması, ülkenin selamete gitmesi açısından bu iktidardan kurtulacak bir oy çoğunluğunu sağlayarak barış cephesini, demokrasi cephesini oluşturması, güçlendirmesi. Biz Emek Partisi olarak, Halkların Demokratik Partisi vekili olarak bu kürsüde, bu meclis çalışmalarımızda hep ezilen halkların, emekçilerin, işçi sınıfının çıkarları, geleceği, alın teri, hakkı, birliği ve kardeşliği için emek sarf ettik. Tek kaygımız bu oldu. Bugün de işçi sınıfımızın görevi bu kirli operasyonları, bu hain emelleri, bu halkları bir arada yaşamasını dinamitleyen savaş politikalarını durduracak bir kenetlenmedir, el ele vermedir. Bunu mahallesinde, fabrikasında, kardeşiyle, iş arkadaşıyla, hısmıyla birlikte bunu oluşturmasıdır. Bir vekil olarak benim halkımıza, halklarımıza, işçi sınıfımıza çağrım da bu yönde olacaktır. Umarım bundan sonraki süreç hatalardan dönmek açısından da yine hükümetin en azından bu şekilde bir sürece girilmiş olmasını yeniden değerlendirerek bu halk üzerindeki zulmünü, baskısını, operasyonlarını, teslim almayı, bir iradeyi kırma, ezerek, iyice kolunu kanadını kırarak, her türlü entrikayı, seçim hilesini yaparak, güvenlikli bir ortamı ortadan kaldırarak bir seçim hesabını umarım yeniden gözden geçirir ve bu tutkudan, bu hayalden vazgeçer.
Çünkü kaybeden hepimiz olacağız. Cenazeler, gelen cenazeler bizim canlarımız. Bunun için yeterince ders vericidir. Evet, benim açıklamalarım bu yönde. Varsa sizlerin soruları yanıtlayabilirim arkadaşlar. HDP'nin ortak bir karar alarak bakanlık tekliflerini kabul edeceğini çok önceden biliyorduk. Ve bu yönde de açıklamalar geldi. Sizin bu açıklamanızdan sonra HDP ile yola devam etme durumunuz söz konusu olacak mı, yoksa farklı bir tablo ortaya çıkabilir mi? Şimdi arkadaşlar, biz yıllardır Kürt halkının eşit, özgür, demokratik bir geleceği, haklarının teslim edilmesi için Emek Partisi olarak ittifaklar yaptık, seçim birliktelikleri yaptık, demokratik mücadele, eylem birliktelikleri yaptık, cepheler oluşturduk, kampanyalar yürüttük. Bundan sonra da bunun olacağına dair zerrece bir tereddüdümüz yok. Elbette böyle olacak. Bizim buradaki özgünlüğümüz Emek Partisi olarak bu 7 Haziran seçimlerinde bir ittifak yapmış olmamızdır. HDP'nin programı ve halka vaatleri çerçevesinde barış, emekçi hakları, çevre hakları, kadın özgürlüğü ve HDP'nin değerli bulduğu, Emek Partisi'nde değerli bulduğu çerçevede bir birliktelik yaptık. O birliktelik bu gücü meclise taşıdı. Dolayısıyla bu ortadan kalkmış değil elbette. Bu bizim tespitlerimizde, siyasi değerlendirmelerde ve geleceğe dair tasarrufumuzdaki bir özgün kararımızdır. Elbette hem parlamenter mücadelemiz hem de halkın demokratik mücadelesi ve bizlerin ortak hareketi hiç şüphesiz devam edecektir. Gün boyu parti ve HDP yöneticileriyle ziyaret içinde oldunuz. Onlar nasıl yaklaştılar? Birinci sorumda yorum yaptılar. İkincisi, müsaadenizle, halka saldırı hükümeti olarak nitelediniz. Şimdi o hükümetin içinde bize açıklanana göre iki HDP'li bakan da olacak seçim hükümetinde. Bu HDP açısından bir çelişki oluşturmuyor mu size göre? Üçüncüsü de müsaadenizle, meclise bundan sonra Emek Partisi'ni mi HDP'yi mi temsil edeceksiniz? Şimdi teşekkür ederim sorunuz için. Elbette Halkların Demokratik Partisi vekilleri, eş başkanları ve onun yönetimi, Merkez Yürütme Kurulu bu seçim hükümetine katılmakla MYK kararı aldığında son derece saygın, halkların iradesini temsil etme, yıllardır yok sayılmış Kürt halkının, ezilen halkların, demokrasi güçlerinin burada anayasal haklarını kullanma açısından değerli gördükleri için ve burada olumlu bir çalışma, çaba içerisinde olacakları için bu hükümette yer alıyorlar. Ve bu saygıdeğer, anlaşılır bir tutumdur. HDP yönetiminin bu gelişen, bizim bu tutumumuz karşısındaki değerlendirmesi arkadaşlarımızın elbette şeyi olacaktır. Kendi organlarında değerlendireceklerdir. Önümüzdeki günlerde bunları elbette biz beraberce konuşarak ele alabiliriz. Yani asıl olan demokrasi güçlerinin, barış güçlerinin, emek güçlerinin bu kardeşlik, eşit haklar ve birlikteliği sürdürecek bir çaba içerisinde olmalarıdır. Bundan hiçbirimiz vazgeçmeyeceğiz tabii ki. Yok, böyle bir şey yok tabii ki. Tabii başbakan dolayısıyla adı bağımsız olan ama kendilerine yakın, mutlaka kendileri için kıymetli gördükleri bir ismi bizim yerimize atayacaklar. Buyurun. Red yanıtının MHP'yi güçsüzleştirdiğine dair yorumlar var. Aynı şey HDP için de söz konusu olabilir mi sizin bu hareketinizden sonra? Hayır, demin izah ettiğim gibi bu HDP açısından bir zafiyet kesinlikle doğurmaz. Çünkü bizim özgünlüğümüz, yani kavilleşmiş, kader birliği yapmış, bütün tasası, derdi halklara barış, özgürlük ve kardeşlik getirmek olan hareketler açısından bu bir zafiyet yaratmaz. En fazlası ittifak yaptığı bir gücün siyasi tespitleri ve kararları çerçevesinde ayrıksı bir hareketi olarak nitelendirilir ve HDP kendi planları, taktik tespitleri
çerçevesinde çalışmalarına devam eder. Dediğim gibi bu tutumumuz zerrece bizim diyalogumuza, mücadele birliğimize halel getirmez. Selahattin Bey kendisi yurt dışında, tabii yüz yüze görüşme imkanımız olmadı. Kendisi bilgilendi tabii bütün bu gelişmelerden bir eş genel başkan olarak. Dolayısıyla anlaşılır bir şekilde. Buyurun. Var mı arkadaşlar bu taraftan? Sorularınız var mı arkadaşlar? Arkadaşlar halen Halkların Demokratik Partisi milletvekiliyim. Ama dediğimiz gibi HDP oluşturulma süreci ve meclisteki seçimlerdeki çalışması böyle bir özgünlükle birlikte Emek Partisi'nin desteği, katılımı ve ortak hareketi ittifakıyla birlikte burada yer aldı. Önceki 24. dönemde olsun, 25. dönemde olsun bu hukukla hareket ettik. Bundan sonra da böyle olacaktır. Farklı bir gelişme olursa zaten siz de bunu haberdar olursunuz. Efendim, bu karar alırken partide herhangi bir olumsuz karar ya da olumsuz bir tavır gördünüz mü? Hayır arkadaşlar, bunları dediğimiz gibi yetkili organlar değerlendirecektir. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Barış ve kardeşlik kazansın. Dilerim ki savaşsız bir ortamda seçimleri adil, demokratik bir ortamda gerçekleştirmiş oluruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.